Cengiz Yozakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün 26. programıyla karşınızdayız. Bu akşam Cumhuriyet'e karşı ilk kanlı ayaklanma olan hilafetçi, saltanatçı 1925 Şeyh Said İsyanı'nı konuşacak. Tarihimizde önemli bir yer teşkil eden bu olaya ilişkin iftiralara belgelerle yine tabii ki yanıtlar vereceğiz. Sizler de SMS, Twitter ve elektronik postalarınızda soru ve görüşlerinizi, bilgilerinizi bize gönderebilir. Dolayısıyla kamuoyuyla da paylaşabilirsiniz değerli izleyiciler. Ayrıca onlarca belge göstereceğimiz bu programı yeniden izlemek veya sosyal medyada paylaşarak yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak istiyorsanız Kanal B internet sitesinin arşivinden veya YouTube'da programın ismiyle yani Tarihin Bilinmeyen Yüzü adıyla açılan resmi sayfamızda programımızdan kısa bir süre sonra bulabilirsiniz. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tam yarım evet. yıl dedik 26. Evet. Yani 52'nin yarısı evet. 26 haftadır izleyicilerimizin karşısındayız. Ee, çok şükür ki gelen tepkilerden e, anladığım kadarıyla doğru bir yoldayız. Yani şunu söyleyebilirim çok önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz Türkiye'de. Ee, dolduruyoruz. Dolduruyoruz diyelim. Eee e, iki varız, varsınız diyeceğim evet. ona da kızacaksınız. Varız. İki varız. <laughs> Şimdi bir e, ödülümüz daha var. Ee, bu hafta geride kalan hafta içerisinde bizlere sunulan onu e, müsaadenizle okumak istiyorum. Tabii. Ulusumuzun tarih bilincine değerli katkılarından dolayı tarihin bilinmeyen yüzü programına teşekkürlerimizle Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu bu e, değerli ödülü bize layık görmüşler çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yani e, e, kısa süre içerisinde bu ikinci ödül. Şunu diyemem hocam. Yani tamam biz işimizi yaparız. Ödül verirler, vermezler. Evet, Hayır evet. bu ödüller e, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteren birer kanıt ve e, benim açımdan en azından e, daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz, daha çok bilgi e, sorumluluk sunmamız sorumluluk bilinci bize e, hatırlatıyor. Aynen öyle bir ultimatomu <laughs> bu ödüller. Evet, evet. Herhalde siz de bir birkaç şey söylersiniz bu ödülle ilgili. Ee, Türk Kadınlar Birliği Türkiye'nin e, Cumhuriyetin en Cumhuriyet dönemimizin en Köklü kadın örgütü ve Türk Kadınlar Birliği kadın haklarının cumhuriyetle birlikte kazanan bir örgüt. Onun için bizim için çok çok değerli ve, ve özgün bir anlamı var. Kadınlar Türk Kadınlar Birliği'nin bizi ödül layık görmesini. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler. Onların da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Geçelim ...Şehzade Said Evet, evet, evet. Yine ben çok az konuşacağım. Çünkü görüyorum ki onlarca belgeyle karşımızdasınız yine hocam. İsyan hangi ortamda gerçekleşti gibi bir soruyla başlasam evet. yerinde olur mu acaba? Her şeyi bağlamında ancak her olayı çevre ve uzay ve me zaman mekanına oturtarsak o zaman anlayabiliyoruz. Daha daha iyi anlayabiliyoruz. Daha iyi anlayabiliyoruz. Evet. Ee, ülke ne durumdaydı? Yani bu isyana giden süreçte. Bir kere e, Kurtuluş Savaşı'mızı kazanmışız. 1922 9 Eylül'de İzmir'e değil mi girmişiz. E, Müdayim müteharekesi olmuş. Değil mi? E, Lozan konferansı başlamış. Lozan'da e, e, bağımsız devlet olarak varlığımızı tescil eden bir barış antlaşması imzalamışız. 23 Temmuz 1923'te değil mi? Sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan olmuş. Rejimimiz değişmiş. Rejimimizin adı Cumhuriyet olmuş. Ee, hükümetimizin adı dikkatinizi çekiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiydi. Ordumuzun adı da Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularıydı. Çok yazışmalarda. Önemli, önemli bir ayrıntı veriyorsunuz. Bakın. Şu, evet, şu, bugün de ilgilendiren. Bakın. Türkiye Büyük yani e, o zamanlar e, işte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları sözcüğü kadar güzel bir söz var mı? Böyle mi kullanılıyordu? Mi? Evet. Yani ordumuzun adı bu. Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları deniyordu. Ve meclisin hükümetiydi. Çok önemli. Yani e, hükümetimizin adı da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiydi. Demek meclis meclisin organlarıydı yani bunlar. Tabi. Başkomutan da meclisin başkomutanıydı zaten. Yani meclisin atamış olduğu başkomutandı. Her an meclisin geri alabileceği bir uyum bunlar. bunun. Yani tüm tüm erkler meclis meclisteydi. Onu demek istiyoruz. Şimdi e, ne oldu? 3 Mart'a geldik 1924 Cumhuriyet'in kaldırılması. Yani Birkaç nasıl? ay sonra, değil mi? Hı. Birkaç ay sonra hilafetin kaldırılması söz konusu oldu. Bugünkü konumuzla ilgili olarak Ali Fuat Paşa'nın siyasi hatıralarında bugün anlatacağımız konulara ilişkin bir şey var ama daha önce başka bir şey mimlemişim Ali Fuat Paşa'da hilafetin kaldırılmasıyla ilgili. Bakın Ali Fuat Paşa bu kitabında siyasi hatıraları yıl 1960 ne diyor burada hilafetin kaldırılmasıyla ilgili olarak? Atatürk kendisine sormuş Fuat Paşa Ali Fuat Paşa, ya Fuat Paşa diyor. Fuat Paşa siz ne dersiniz? Bu hilafetin kaldırılmasıyla ilgili olarak görüşünüz nedir? diye soruyor. Bakın o da ne diyor burada? Ee, cevap verdim diyor. Buyurduğunuz esaslar laiklik ve demokratik prensipler cevabındandır hilafetin kaldırılması. Bunların e, derhal tatbiki lazım geldiği kanaatindeyim hilafetin ilgasına gelince hı saltanatla hilafet ayrılırken ve saltanat ilga edilirken hilafetin vaziyeti durumu hakkında ya sükut edilecek yahut hilafet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetinde mevcuttur denilecekti olamadığına olamadığına ve e, iki otoritenin aynı hudut içerisinde yaşayamayacağına göre yani olamamış hilafetin ilgası lava gerekir bir, bir kanıt daha koydunuz mu? Yani üç haftadır zaten param parça ettiniz yani bu yüzden. olamamış yani. Olamamış. Yani <laughs> e, e, hilafetin e, ma meclisin evet. manevi şahsında mündemiştir iddiası. Evet. E, bana sorarsanız artık bir daha hiç konuşulmaması gereken Şimdi, bir şey. Şimdi eee hilafet de ilga edilmiş. Şeyh Said o olayıyla ilgisi var hilafetin ilgasının. İlgasını. Evet. Niye? Çünkü derler ki derler ki Şeyh Said'in isyanına meşru sebep e, hilafetin ilga edilmesi. Adam Müslüman e, bir e, şeyh e, hilafetin kaldırılması tabii ki ona Hoşuna gitmedi. E, bir şeyler yapmak gerek e, şeyi verdi. E, duygusu Hı. verdi ve böyle örgütlendi yaptı derler. Yani hilafetin kaldırılması ile Şeyh Said isyanı arasında böyle bir bağlantı kurulması bakalım doğru muymuş onu da birazdan göreceğiz. Şimdi şunu anlamadım hocam geçmeyin hemen sorayım. Bunu diyenler hem e, hilafet ilga edildi diye Şeyh Said isyan etti diyenler evet. hem de hilafet ilga edilmedi meclisin e, şahsına <laughs> gömüldü diyorlar. Bu kendi nasıl bir Bu ne efendim? yaman bir çelişkidir? Tabi çelişkileri. Evet. Çok güzel vurguladınız. Bu onların kendi çelişkisi. Hem hilafet kaldırılmadı ki mecliste hiç deniyor. E, hem de şey sayı, hilafet kaldırıldığından dolayı isyan etti. Yani tuhaf. İyi bir vurgulama. Ama ikisi de yanlış anladım kadar i̇ki, İkisini Tabii. zaten anladık da ikinciyi anlayacağız herhalde. Şimdi bakın. Musul sorunu e, Lozan'da daha sonra iki ülke arasında, İngiltere ile Türkiye arasında görüşmelere e, bırakıldı. Hı -hı. Halli çözümlenmesi. Hı -hı. İşte 5 Haziran'da Haliç Konferansı denilen İstanbul'da bir konferans başladı. İngiliz siyasi temsilcileriyle bizim temsilcilerimiz arasında Musul ne olacak diye. Bu görüşmeler, Haliç görüşmeleri, Musul görüşmeleri 5 Haziran Mayıs 1924'te başladı. 5 Haziran 1924'te sonuç alınamadan Anlaşılamadan, hı hı. uzlaşma olmaksızın sonuçlandı. Hı hı. 5 Haziran'dan sonra ne oldu biliyor musunuz? Hakkari ve çevresinde Nasturi isyanı patlak verdi. Hemen yani bu Musul görüşmeleri e, çıkmaza girer girmez hı hı. E, Irak'ta İngiliz yönetimi var ve Irak'a bitişik Hakkari ve çevresinde Nasturiler biz ayrı devlet kuracağız diye silah sarılıyorlar. Ne oluyor? Hakkari valimizi esir alıyorlar. Bir sürü jandarmamızı öldürüyorlar. Ve bu şekilde e, Türkiye'nin gücü e, sınanıyor orada. Yani Musul'u onu başarırsan ancak Musul'u alırsın diyor. E, gibi e, bir durum. Ve e, bizi meşgul ediyorlar yani bununla. Bu Nastura ayaklanması e, sırasında çok ilginç. Hı -hı. Hani hilafet kaldırıldı da din gü Güneydoğu'daki e, yurttaşlarımız buna sinir oldular da isyan ettiler diyecekler ya. Hı -hı. Ya kardeşim 7 Ağustos e, 1924'te. Hilafet kaldırıları 6 ay falan olmuştu. Nasturiis yani patlak verdi. Ordumuz eee Nasturi isyanını bastırmaya gittiğinde yüzlerce aşiret Kürt yurttaşımız e, binlerce silahlı askerle ordumuzun yanında yer aldı. Yani e, demek istiyorum ki şayet hilafeti kaldırmış bir cumhuriyet e, ee, onların şimşeklerini üzerine çekiyor olsaydı Kesinlikle. Nasturi isyanında binlerce on binlerce silahlı aşiret milisi ordumuzun yanında hatta önünde gitmezdi. Bütün bunları nereden öğreniyoruz? Genel Kurmay'ın belgelerinde Kürt İsyanları adlı kitaptan. Nasturi isyanında Ordumuzun yanında yer alan e, Kürt yurttaşlarımız kardeşlerimiz hı hı. budur. Sonra tabii bu e, isyan bastırılıyor ve e, yalnız bu bastırma sırasında çok ilginç bir gelişme oluyor. Mer Türk ordusu içinde e, örgütlenmiş Kürt ayrılıkçısı subaylar varmış. Kendileri Kürt kökenli olup da ta 1920'den beri fırsatını bulurlarsa bir şeyler yapacak olan. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de e, Kürt kökenli kardeşlerimizin, Milletvekilleri var. Hı hı. Bitlis milletvekili olsun, Dersim milletvekili olsun, değil mi? Yusuf Ziya e, Bey Bitlis e, milletvekili, e, mer o örgüte girmiş. O örgütün başında da Cibranlı Halil Halit var. E, Yusuf Ziya kendi kardeşine yazdığı bir mektupta. Her, her şey için hazırlıklar tamam gibi bir söz edince kardeşi bunu derhal o Kürt bağımsızlık örgütü temsilcilerine gönderiyor. Onlar da ha tamam isyanın zamanı ve gelmiş diyerek e, e, 300-400 asker de yanlarına alarak Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekiyorlar. Fakat beklenen şey olmuyor yani diğer taraflardan hiçbir hareket yok bir tek bu birlik harekete geçmiş ee, irtibat kuruyorlar ne oluyor bir tek biz mi yani ne hı. maalesef yanlış alarm yanlış anlaşılmış bir mektupla siz harekete geçtiniz. ama bu tabii ee, bizim birliklerimiz ve istihbaratımız tarafından algılanınca e, bunlar e, dört subay Bunlardan biri işte İhsan Nuri öbürü bilmem kim falan kaçıp e, Kuzey Irak'a Irak'ın kuzeyine sığın ve İngiltere'ye sığınıyorlar. Şimdi bu olay yayınlarda Azadi Örgütü adıyla kısa adıyla e, anılan bu 1920'lerden gelen e, örgütün deşifre olması. Hı hı. Fakat bu örgütte şey e, Sait de varmış meğer. Meğer bu örgütün başında bulunan Cibranlı Halit Miralay şey Said'in akrabasıymış. İşte bu örgüt e, tüm işte bu yanlış alarmla harekete geçen birliği ve subayları daha sonra e, işte Irak'ın kuzeyinde İngilizlere e, iltica eden, daha sonra Ağrı Harekatı'nda yer alacak o İngilizlere sığınanlar. Bizim aleyhimize. Tabi, tabi, İsyan tekrar başlatacaklar 1927'de, 28'de. Şimdi bu e, sırada Erzurum'da deprem olur o günlerde. Hmm. Ünlü işte Pasinler. Depremi. Atatürk de deprem zedeleri ziyaret etmek üzere Erzurum'a gider. 30 Eylül 1924 günü Erzurum'dadır. Deprem zedelerle birliktedir. Fotoğrafları da var. Dönüşte Erzurum valisine ve emniyet müdürüne bir emir. Eski milletvekili Yusuf Ziya Bey'i ve Civranlı Halit Bey'i tutuklayınız. Gizli örgütün yani o dördü sığınmıştı ya İngiliz. Geride kalan ikisini hı. de Türk e, bildirir yerel güvenlik birimine ve onlar yakalanırlar. Yakalandıkları zaman da evleri bol miktarda o örgüte attı. Döküman, geç. Döküman geçer. Yatsınır gibi değildir durum. Yani inkardan gelinecek bir durum yoktur. İşte bu kişiler azadi adı verilen bu örgütün içinde e, Şeyh Said vardır. Yani Kur'anları İngilizce sığınan bir örgütün üyesi Şeyh Said. Yani deriyor ya şeyi sayacaklarmasında dış bağıntı var mıydı yok muydu vesaire bir sürü tartışmalar bugüne dek hep sürüyor hala da sürüyor şimdi burada bu adli örgütüne üye olduğu e, konusunda şahzadin şey, e, nereden bilgi alıyoruz dersek orada e, birçok tabii bu konuda yayınlar var. E, Şeyh Said ile birlikte idamla yargılanan, Şeyh Said isyanı bastırıldıktan sonra aynı örgütte ve aynı eylemlerde bulunduğundan dolayı idamla yargılanan işte 49 kişiden yaşı küçük olması itibariyle idam cezası hapise dönüştürülen Hasan Hişay Serdi bu kitabın arka kapağında da zaten göreceksiniz. 1925'te Şeyh Said İsyan'da savaşçı olarak e, iştirak ve ayaklanmanın kırılması aşamasında bir çatışmada yaralı, e, yaralı olarak yakalandı. Şark İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. idama mahkum edildi. Ancak yaşı 20'nin altında olduğundan e, cezası 15 yıl ağır hapse çevrildi. Niğde'ye sürgün edildi. 1920 yılında genel afftan yararlanarak 28, yılı. 28 yılında cezaevinden çıkıp Diyarbakır'a döndü. Bir süre Kulp tapu müdürlüğünde memur olarak çalıştı. falan 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 anlatıyor işte. Bir şey söyleyeyim. Şimdi bu mi? kişinin katıldığı toplantılar var. İşte o toplantılar Azadi toplantıları. İngiliz bağlantılı ayrılıkçı Kürt örgütünün e, Toplantıları. toplantılarını anlatıyor bu kitapta. O e, o örgütün nasıl kurulduğu, yöneticilerinin kimler olduğu, neler yaptıkları bunları anlatıyor. Bu kitaplar önemli kitaplar. Çünkü birinci elden olayları yaşamış bir insan anlatıyor. Şimdi bir izleyicimiz Cengiz Bey söylediklerinizin belgesini gösteriyor. Başka program mı izliyorlar acaba? Yani bir, bir saattir kaynak gösteriyoruz kitap gösteriyoruz. adı <laughs> <laughs> işte bakın yani bunu <laughs> artık ne olabilir ne <laughs> daha nasıl Hem bir şey bir ışınlanalım mı hep beraber <laughs> şimdi ben başka bir şey söyleyebilir mi hocam Siz Buyurun. devam edin lütfen bir şimdi siz okurken aklıma geldi Anladım. hani bu bu cumhuriyete kızıyor ya kimileri cumhuriyete evet. hedef alıyorlar cumhuriyet evet. işte bu bakın cumhuriyete karşı ayaklanmış evet ee, belki de bizim Yaşın, cumhuriyet askerlerimizden birini yaraladı ya da şehit etti filan Kesin suçunu çekmiş. Evet. Yaşı küçük olduğu için idamdan kurtulmuş evet. bu cumhuriyet yasaları evet. sayesinde. Evet. Acaba saltanat olsa kurtulabilir miydi? Evet. Sonra gitmiş 15 yıl hapsi yaşamış, çekmiş, çıkmış. Evet. Sonra Diyarbakır'da kul Tapu Müdürlüğünde memur olarak çalışmış. Evet. Bu cumhuriyet yüzünden işte. Evet. Yani başka <laughs> bir başka bir rejim olsaydı bu e, Beyin Hasan ee, Kişler Serdi'nin. Öyle söyleyip geçiyoruz ama anlamlı ve önemli olaylardır yani bunlar. Dönüp Tapu memuru evet. olabilmiş. Evet. Bu cumhuriyet yüzünden işte. Evet. Yani bunu bunu cumhuriyetin sağladığı istedim. olanaklar. Bu. Evet. Cumhuriyet kinqütmez. Hukuk devleti. Yurt işte Yurttaşına kinqütmez. Cezasına çeken herkes e, suçsuz durumdadır. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. İsterse e, ne bir ayaklanmaya katılmış olur. Evet. Şimdi bu o, e, a, kitapta azadi örgütüyle. İngiliz bağlantılı subayları İngiltere'ye sığınan azadi örgütüyle Şeyh Said'in bağlantısını bu kitapta görebilirler. Belge işte buyurun. Hı hı. Daha buradan göstereceğimiz başka şeyler de var. Bekleyin Hüseyin Bey. Şimdi Gösteriyoruz tek tek. Şimdi bakın. Atatürk geldi. Deprem dolayısıyla Erzurum pasinlere. O örgütün iki elemanını da eski millet eski Bitlis milletvekili Yusuf Ziya Bey ile e, aşiret alaylarında e, Abdülhamit'in Hamidiye alaylarından yetişme e, Abdülhamit'in yetiştirmesi Cibranlı Halit Bey bu ikisini yakalayın diyor gidiyor evleri basılıyor. Çok büyük miktarda hükümanla bunlar yakalanıyorlar ve böylece böylece bu azadi örgütünün 1925 Mayıs Haziran aya aylarında bir genel ayaklanma planlamış olduğu da öğreniliyor. Evet. Şimdi bu e, iki başta yakalandıktan sonra biri Şeyh Said'in akrabası Cibran'la Halit olmak üzere Azadi örgütünün başına Şeyh Said geçiyor. Bu kritik ve önemli bir noktadır Şeyh Said isyanını anlamakta. O bağlantıları kurabilmekte. Önemli aşamalar bunlar. Şimdi komite örgüt komitesi yakalanmış olan Cibranlı Halit Bey'in ve eski Bitlis milletvekili Yusuf Ziya Bey'in hapishaneden kaçırılmasını emri, emrini veriyor. Ve genel ayaklanmayı öne çekiyor. Tarih olarak Mayıs'ı bekliyorlar yani. Ha. Şimdi ne oluyor o zaman? Şeyh Said yanında 300 fedaisiyle hani din adamı bu canım. İşte bu din adamı... ...şeyh yani... E, ...ne şeyhi... ...söyleyelim... ...Şafii mezhebinden... ...Nakşibendi... ...tarikatından... ...mezhep iki nokta üst üste... ...Şafii... ...tarikat iki nokta üst üste... ...Nakşibendi... ...bu... ...din adamımızın... E, ...yolu bu... ...şimdi... 300'e yakın adamıyla e, Piran kasabasına e, gittiğinde oradaki e, e, güvenlik güçlerimiz o kişiler içinde daha önce cinayet suçundan aranmakta olan birkaç kişi olduğunu görünce Şeyh Said'e başvuruyorlar ve diyorlar ki o birkaç kişiyi bize teslim et onlar aranan e, kişiler hayır vermem deyince jandarmalar nasıl vermezsin? Devlet otoritesi otoritesi nasıl vermezsin yani. deyince jandarmalar öldürüldü. Öldürülüyor. Öldürüyor. Ve işte isyan böyle patlak veriyor. Jandarmalara ateş açılıyor Şeyh Said'in emriyle ve isyan böyle patlak veriyor. Bundan sonra çığ gibi büyüyor. Ee, 12 illi ele geçiriyor. Doğu ve Güneydoğu'da 12 il ele geçiriliyor. Destek veren Şimdi de bak demek ki. Yani böyle. Şimdi e, açılan bayrak din bayrağı. Görünen yani en azından. Evet. Gördüğümüz bayrak din bayrağı. Yani gerekçe dinsel, Hı -hı. dinsizliğe isan görüntüsü var altında yapılıyor bütün bunlar. Hedefleri dini ihya etmek. Hükümetin dinsizliği hı hı. E, propagandası yapıyor şey Said ve onun yardımcıları hükümet dinsiz oldu bizim e, bu dinsiz hükümet altında yaşayamayız e, hilafet geri getirilmeli din hükümleri tekrar uygulamaya konmalı gibi e, cumhuriyet karşıtı bir çalışma yapıyorlar en büyük hedefleri Diyarbakır. Diyarbakır'ı ele geçirmek üzere surlara saldırıyorlar. Evet. Günlerce çarpışmalar oluyor. Bir gedikten içeri adamları sızıyor ve bu ada Şehzade'nin adamları bizim ordumuzu arkadan vuruyorlar Diyarbakır'ın içinde. Şöyle bir bir ay kadar bir süre inisiyatif tamamen Şehzade'nin isyancı güçlerinde. Türk askeri kanı akıyor oluk oluk. Bir şey sorabilir miyim hocam? Bu e, Müslümanlık İslam adına yapılan bu evet. ayaklanmada, bu şey Said'in adamlarının e, şehit ettiği Türk askerleri hangi dine mensupmuş? sunmuş? Onu sorguda soruyorlar kendisine. Soruyorlar mı? Tabii. Çok güzel. Bekliyorum o zaman. Onların tamam, hesabını soru, kendisinden soruluyor. Bir sırası var. Tamam. Baya baya soruluyor hem de bu olayların e, büyümesi üzerine. 21 Şubat'ta meclisimiz isyan bölgesinde bir ay süreli sıkı yönetim ilan ediyor. Başbakan Fethi Bey e, iken e, istifa ediyor. Yerine İsmet Paşa tekrar e, başbakanlığa getiriliyor. Ve e, olayın e, o tarihteki vatan hainliği kanunu derhal değiştiriliyor. Bakın. Ne oluyor? Daha önce 29 Nisan 1920 tarihli bir vatan hainliği kanunu var. Bu olaylar nedeniyle 25 Şubat 1925 günü bu vatana ihanet kanununun metnine ek yapılıyor. Okuyacağım şimdi bugünkü dille. Dini ya da dince kutsal sayılan şeyleri Siyasal amaçlarla kullanmak ereğiyle dernekler kurulması yasaktır. Bu gibi dernekleri kuranlar ve bu derneklere üye olanlar vatan haini sayılırlar. Dini ya da din bakımından kutsal sayılan şeyleri kullanarak devletin şeklini de değiştirme ve bozma girişiminde bulunanlarla Devlet ve toplum düzenini bozanlar her ne yolla olursa olsun din ve dince kutsal şeyleri kullanarak halk arasında kötülük ve bölücülük tohumları ekmek için gerek tek tek gerek toplu halde sözlü ve yazılı ya da eylemli olarak girişimde bulunanlar da vatan haini sayılırlar. Sıkı yönetimi ilan ediyor dini alet ederek ayaklanma şu bu gibi devletin biçimini değiştirmeye yeltenenleri de vatan haini kanununun kapsamına alıyor. Ve daha da ilginci tabii ki seferberlik ilan ediliyor. Burada bir virgül koyalım. Tam seferberlikte bir küçük evet. çok küçük bir ara. Hemen bir iki tane izleyici Değil. e, tweet'i okuyayım. Serkan Bey, a, Hilafet Asıl heyecanlı yer bundan sonra. Vurgulayacağım onu hocam. Ee, Hilafet Meclisi manevi şahsında mündemiştir konulu programınızdan sonra dört kişinin size ilettiği notları açıklayacaktınız. Ne oldu diye sormuş. Açıklamadım hocama da. Çünkü <laughs> e, e, bir ayrı program, tam bir program konusu onlar. E, tahmin ediyorum referandumdan sonra diye planlıyorum hocam. Açıklayınca niye referandumdan sonra olduğu da ortaya çıkar. E, bir başka izleyicimiz Baki Suha Saraçoğlu bu anlatılanlar bugüne ne kadar çok benziyor? Milletimiz bu dönme dolaba mahkum mu? Çözüm var mıdır? demiş. Evet. Hakikaten Fetö andırdı bana. Yani evet. ordu içerisinde isyan çıkarıp sonra evet. kaçıp İngilizlere sığınmak. Evet. Hani bunu savunanlar da bir bu açıdan bakabilirler mi acaba? Döneminin FETÖ ne kadar benzeşiyor? Vans ee, bir güvenel söz bey demiş ki dünyada bu kadar belge gösteren başka bir program var mıdır? Bence kesinlikle yoktur. Bu kadar belge nasıl bulunur çok şaşırıyorum demiş. Metin Köse Bey az önceki kitabı tekrar gösterir misiniz demiş. Şu galiba. Tapuda, evet evet. Tapuda çalışan. Gerçi. O e, kitaptan daha alıntılar e, vereceğiz. Yapacağız. Ayrıca YouTube'da <laughs> ve Kanal B'nin arşivinde de tekrarında da bulabilirsiniz. Bütün gösterdiklerimizi diye bir hatırlatma yapalım. Değerli izleyicilerimizden çok kısa bir ara rica edelim. Gerçekten ben heyecanlandım. En heyecanlı noktada kaldık. İkinci bölümde yeniden karşınızda olacağız. Tarihin bilinmeyen yüzünün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yeniden değerli izleyiciler Cengiz Özakıncı ile bu akşam yine çok önemli bir konuyu gündeme e, taşıdık ve iftiralara belgelerle yanıt veriyoruz. Neyi konuşuyoruz? Televizyonumuzu yeni açan izleyicilerimiz için tekrar ediyorum. Cumhuriyete karşı ilk kanlı ayaklanma olan hilafetçi, saltanatçı 1925 Şeyh Said isyanını konuşuyoruz. Ancak e, Sayın Özakıncı her zaman yaptığı gibi burada ortaya koyduğu belge ve bilgileri daha sağlam temellerde e, anlatabilmek ve bizim de daha net anlayabilmemiz için önce biraz geriden başlattı. Evet. E, i̇şte bir örgütten bahsettiniz. Azadi örgütünden bahsettiniz. Evet. Bir ve İngiliz güdümünde bir örgütün başına Şeyh Said'in nasıl getirildiğini anlattınız ilk evet. bölümde. Daha sonra Şeyh Said... isyanının nasıl patlak verdiğini hı hı. ve bir anda nasıl büyüyüp 12 şehre birden Güneydoğu'da hakim olduğunu anlattınız ve fakat tam e, en heyecanlı noktada bastırılma anında ben bir virgül koymak zorunda kalmıştım. Evet. Bir iki hemen izleyicimiz iletişsin. Okuyarak sözü size devredeyim. Bir izleyicimiz teşekkür ederiz. Program çok güzel. Konuşulmayan şeyleri konuşuyorsunuz. Tebrikler demiş. Teşekkür ederiz. Ahmet Gürol Bey, Uğur Mumcu'nun Kürt İslam Ayaklanması adlı kitabında isyanın gerçek yüzü çok güzel bir şekilde belgeleriyle anlatılıyor demiş. Teşekkür ederiz. Işıklar e, içerisinde yazsın Uğur Mumcu'da. E, Nilüfer Akaktan hanımefendi daha pek çok ödülü ödülün hakkınız olduğuna olan inancımızla yine günümüze ışık tutacak bir programa imza atıyorsunuz. Sonsuz teşekkürler demiş ödülümüzden yol açık olarak. Sağ olsun çok teşekkür ederiz kendisine. Mehmet Aşar Bey e, dönemin başbakanı Ali Fethi Okyar bu olayları isyan olarak görmediğinden Atatürk istifasını istemiştir diye bir bilgi sunmuş bize. Gerçekten de öyle Küçüm, da. Küçük bir olay e, olarak algıladı. Atatürk. Şey, e, başbakan, Fethi Bey. Fethi Bey bu durumu. Ee, doktor Sururi her programımızı izler, bize mesajlar gönderir. Teşekkür ederiz. Bir düzeltme yapmış. Eğer böyle demişsek düzeltelim. 24 demişiz e, Lozan için. 1923 galiba demiş. Özür <laughs> dilerim. Sağ olun. <laughs> Sağınıza düzeltelim olsun. eğer yanlış söylemişsek. Sürçmüşüz efendim. Bir başka izleyicimiz de yaptığınız programla her dinleyen insanın ki ödüller sizin nedir demiş ilk bölümdeki ödül anonsumuzdan sonra. Çok sağ olun. Sağ Diyelim. Hocam isyan nasıl bastırıldı? e, ee, isyanın bastırılmasından önceki tedbirleri Tabii. sıraladım. Evet. Ee, program ara, ara vermeden önce. Ee, bölgede e, bir ay süreyle örfi idare, o zamanın sıkı yönetim ilan ediliyor. Seferberlik ilan ediliyor. Hı. Ve vatan aynı, vatana ihanet kanununda değişiklik yaparak dini alet olarak kullanarak devletin biçimini değiştirmeye sözlü, yazılı, e, silahlı her türlü girişim ve örgütlenme vatan hainliği kapsamına alınıyor. Alınıyor. İşte ondan sonra Başbakan da değişiyor. Fethi Bey e, olayı çok büyük önemli görmeyen Fethi Bey gidiyor. Olayı duyar duymaz e, kanı beynine sıçrayan İsmet Paşa Başbakan oluyor. Ve tabii bütün e, yetkiler genel kurmaya e, veriliyor. Ve böylece e, e, 14 Şubat e, tam itibaren ilk silahın patlaması Pasinler'de şey, e, e, Piran'da, Piran'da. Ee, olayın halka halka büyümesi, Diyarbakır'ın kuşatılması, düşürülmeye çalışılması, orası burası var muştu. dumuştu, ee, bütün buralara yayılması, e, isyan bir balayı yaşadı yani şöyle bir biraya yakın bir süre genişledi, güçlendi e, ve sürekli e, e, bizim birliklerimize zayiatlar ver, verdirildi, yaralı ölü e, a, silahlarım Depolar patlatıldı, silahlar çalındı, alındı, ma ma e, cephaneliler e, alındı, e, iletişim olanakları, telefon telleri kesildi vesaire. Yani tam bir isyan. Hı hı. E, az buzda bir alana yayılmış değil. Bayağı 12 ile kadar yayılmış bir isyan. İşte bu alınan bu tedbirlerden sonra bir de az sonra geleceğiz gönüllülük. Gönüllü askerlerimiz de oraya gittiler. Bütün Anadolu'dan. Seferberlik var, gidebiliyorlar çünkü. Gönüllü asker. Ben gidip vatanımı savunmak. Seferberlik. Için. Onu birazdan geleceğiz. Çok çok enteresan. Çok duygulu yani bir savaşta çıkmış bir Anadolu. Evet evet evet. Aynen öyle. Çünkü bir taraftan da Nasturilere karşı cephenin bozulması istenmiyor. Hmm. Ee, bu yani. E, Nasturi isyanını bastırmayla görevli olan kolordular bu isyana yönlendirilirse orası, orası tekrar alevlenirdi. Onlar siz burada durun. Buradan gelecek e, orduda ordu gönüllüler de var. Şimdi e, Seyit Bey e, bu olaylar hemen sıcağı sıcağına Batı basınında tırık diye yansıyor. Bu konuda mesela İngiltere'de The Times'ta Hemen bakın başlık atmışlar. The Kurdish Revolt. Kürt ayaklanması başlığını atmış. Times. Hemen altında bir haritada yayınlamış. Kürt, Kürt ayaklanması diye bir başlık. E i̇şte hani gösteriyorum. ilgili bir ayaklanmaydı Şimdi bu? İngiliz diyor ki bu Kürt ayaklanması diyor. Öyle olmalı demek istiyor yani. Evet. Ben öyle O öyle görüyor. <laughs> ben öyle kurgulamıştım diye olabilir mi? O olabilir. Burada da işte isyan bölgesinin Haritasını bile günlük gazetede veriyor. Çok mutlu olmuşlar yani. Görüyor musunuz sınır Ermenistan sınırında diyor. Erzurum, Erzincan, Dersim, Diyarbakır hemen oralara böyle yazmış. M mutlu bir İngiliz basını. Tabi sadece İngiltere basını mutlu değil. Bu konuda çok güzel bir makale var. Ee, Esra Sayı koyuncu değerli. Onun makalesinde makalesi de e, çok önemli. Amerikan basınında Doğu isyanları başlıklı bir makale. E, Gazi Akademik Bakış, Gazi Üniversitesi Akademik Bakış dergisinde yayınlanmış yaz 2010. Burada Amerikan basını taranmış ve Şeyh Said isyanı konusunda Amerikan bakısından da çıkan haberler. E, i̇şte işte Tyron Daily Herald Efendim San Antonio Express e, gibi gazetelerde çıkan yazılar e, birdenbire yani kıtalar e, kıta ötesi sorun büyük mercek altına alınmış umutlanmışlar bu ayaklanmadan yani öyle söyleyeyim. Bayağı umut umut bağlamışlar Anglo Saxon Amerika ve İngiltere buna umut bağlamış. Buradan ee, sonra bir de Komünist İnternasyonel var başında e, Rusya'nın, e, Bolşevik Partisi'nin ve Lenin'in bulunduğu değil mi? Komünist İnternasyonel de e, bu Komünist İnternasyonel de tabii konuyu kendi yayınlarında işlemiş. Kürdistan'daki ayaklanma demiş kendi yayınında. 24 Mart 1925. Ne olarak görmüş Komünist İnternasyonel bunu? Ayaklananların başında Şeyh Said bulunmaktadır. Ayaklanma dini ve milli nedenlere bağlanmak isteniyor. Kürtler bir yandan Kemalistlerin 2 Mart 1924 tarihinde kaldırdıkları halifeliği geri getirmek, öte yandan da bağımsız bir Kürdistan kurmak için ayaklandılar diyor. Komünist Enternasyonal'in Tespiti bu ee, işte yazı devam ediyor ediyor ee, ne bileyim Musul bölgesinde de ilgili olduğunu olayın Musul sorunuyla da bağlantısı e, olduğunu e, anlatıyor, ee, sevde e, bağlantısını kuruyor ve Makale'nin sonunda da diyor ki Komünist İnternasyonel örgütü bütün bunların sonucu ise Tam Musul meselesi çözüme bağlanmak üzereyken patlak veren Kürdistan'daki ayaklanma oldu. Yani Milletler Cemiyeti mademki verilere dayanarak karar verecekti, e, o zaman her iki tarafta bu verileri sağlamak için çaba göstereceklerdi. Türkler daha kendi bölgelerinde yaşayan Kürtlerle başa çıkamadıklarına göre, kendi bölgeleri dışında kalan Musul'daki Kürtlere nasıl başa çıkacaklardı? İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir Kürt ayaklanmasının sahneye konulması gerekiyordu. Bu ayaklanmanın sözüm ona eski sultanı halife yapmak için düzenlendiği söylendi. İngiliz parasının ve İngiliz silahlarının bu ayaklanmada büyük bir rol oynadığı açıktır diyor. Ve şu cümleyle bitiyor. Kürt ayaklanması. İngiliz emperyalizminin Orta Doğu'daki yeni bir saldırı manevrasıdır diye bitiyor. Şimdi komünistler de olayı böyle görüyorlar. Yani Sovyetler Birliği böyle görüyor olayı. Ama dünya basınında yankı yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. Anladım. Ee, burada. Bunların kanıtı bunlar. Şimdi bu o önleyici yani bastırma tedbirleri alındıktan sonra gerçekten de Atatürk bizzat ilgileniyor. Hem Genel Kumayda Fevzi Paşa hem Atatürk bizzat konuyla ilgileniyor. Ve ordumuz yanında çok sayıda ayaklanmaya karşı olan, şeyh Said'e karşı olan, Şeyh Seydin ayaklanmasına karşı olan çok sayıda e, Kürt kardeşimiz aşiretleriyle birlikte ordumuzun yanında yer alıyorlar. Bunu da e, Söylemek e, söylememiz e, hak belirlik e, anlamında çok önemlidir. Bunun belgelerini biz e, hem e, genel kuymar belgelerinde görüyoruz. Hem de e, bölgede yaşayanların anlatılarında e, sözlü tarih diyebileceğimiz ya da anılarda da bu e, gerçeğin altı e, çiziliyor. Ve nihayet Şeyh Said e, ayaklanma sürmekteyken Şeyh Said'in e, Şafii ve Nakşibendi olduğunu söylemiştik ya... Hı hı. Mezhebi Şafi tarikatı Nakşibendi. Nakşibendi tarikatının başı İstanbul'da. Seyit Abdülkadir. Hı, hı. İstanbul'da yerleşik. E, fakat tabii Güneydoğu'daki Nakşilerle de bir şekilde bağlantılı. Yani aralarında haberler alınıyor, veriliyor. E, çok ilginç. Seyit Abdülkadir de Güvenlik güçlerimizce tutuklanıp yargılanacak, Diyarbakır'a getiriliyor. O çok sürpriz bir şey. Neden Seyit Abdurkadire e, bu isyanla bağlantısı nasıl kuruldu? Çok önemli. James bir Bond filmlerine taş çıkartacak bir başarısı var Türk Emniyetinin. Nakşibendi Tarikatının. Evet, İstanbul'da yaşayan. Başı da getiriliyor. Başı da, sen de bu isyanın parçasısın. E. Peki bir izleyicimiz Hı. geç, sorayım hocam sormadan geçmeyeyim. Şeyh Said isyanın başlangıcında Metin Toker, Hı. Şeyh Said isyanı başlangıcında Şeyh Said'in jandarmaya yardımcı olduğunu söylüyormuş, yazıyormuş. Kitap burada ben böyle bir şey göremedim burada. Metin Toker'in kitabı burada. Öyle bir şey yok değil mi o zaman? Ben göremedim sayfasını verirse bakarız. Yani şey Said şey, hem isyancı hem jandarmaya yardımcı mı olur? Ya, ya o olayın başlangıcında güya yani söylenen o ki bu kitapta yazan o ki e, deniyor. Yani e, Yok öyle yardım... Ben görmedim. E, sayfa numarasını verirse hemen açar buradan gösteririz. Peki şey Said'in destek vermesi için e, Elif Hanım sormuş. E, Seyit Rıza'ya gittiği, Seyit Rıza'nın reddettiği doğru mudur demiş. Şimdi bakın. Bütün bunlar e, Şeyh Said olayı hakkında pek çok e, yorum ve e, e, hem yorum var hem hele hele olsa olsa şöyle olmuştur gibi çıkarsamalar da var. Bir net, net bir şey yok yani bu konuda. Şimdi hayır e, öyle mi oldu böyle mi oldu? Ve mesela e, Said Nursi yani Kürdi hı hı. niye buna karışmadı diye soran var. Ya Şöyle diyoruz ee, Halim Okal Bey, bu konuda ilgin. said Kürdi, yani Nursi, Şeyh Said'e isyana müritlerini gönderdiğini, kendisinin katılmadığını iletmiş midir? İşte bütün bunlar bir şeye dayanmıyor. Halim Okal Bey. Yani şimdi, şöyle halim bir kağıda Bey. dayanmıyor. Yani söylenti düzeyinde kalan e, e, şeylere e, biz vakit ayıramıyoruz. Vaktimiz evet. sınırlı. Evet. Tamam. Ee, onlar birer e, söylenti olarak varlığını kabul ediyoruz. Ama, ama en azından ama, izleyicilerimizin e, sorularında... Daha araştırılmaya mühtaç e, konular onlar. Fakat şu e, Doğu ve Güneydoğu'da e, Alevi yurttaşlarımız da var. Örneğin Varto, e, Muş'un Varto ilçesi e, isyancıların e, ele geçirdiği hedeflerden biri. Se, e, fakat Cibran aşireti Sünni, Hormek ve Lolan aşireti Alevi vardı oda. Bu çok önemli. Atatürk şeye gittiğinde, deprem dolayısıyla oralara gittiğinde, Hormek Alevi Hormek aşiretinden ihbar gelmiş Atatürk'e. Bu ikisi de Azadi örgütünden diye. Atatürk bunun üzerine e, onların yakalanmasına emrediyor. Ve gerçekten de ihbar doğru çıkıyor. Bunlar önemli. İşte din mezhep birliği olmadığı için e, bir Şafii Nakşibendi bayrak açmış. E bunun altına e, Alevi girmek istemiyor. Ve dolayısıyla aşiretler arasında isyan yandaşı aşiretler, isyan karşıtı aşiretler şeklinde bir bölünme söz konusu. Ve isyan karşıtı aşiretler ordumuzla birlik oluyorlar. Bu önemli. Evet. Şimdi 14-15 Nisan 1925'te Şeyh Said Çember daralıyor ve yakalanıyor. Yakalanıyor. 26 Nisan'da yani ondan bir 10 gün kadar sonra Atatürk gün bir demeci yayınlanıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan o demeçte Atatürk bakın ne diyor. Okuyayım. Türk Ocakları üyelerine veriyor bu hmm. demeci. Hmm. Türk Ocaklarına diyor ki bu gibi toplumsal ocaklar hep ülkemizin batı kesimlerinde örgütlenmiştir Türk Ocakları. İşte şimdi Doğu bu boşluğun cezasını çekiyor. Çok önemli. Yani doğudaki Türk Ocakları doğuda etkenlik yapmayıp etkinliklerini Türkiye'nin batı tarafında yoğunlaştırdıkları içindir ki diyor Atatürk burada işte o Cumhuriyet'in şu an okumakta olduğumuz sözleri Atatürk'ün burada ve diyor ki Türk Cumhuriyeti'nin inkılabı devrim Türk ocaklarına istinad etmektedir dayanmaktadır diyor Hı. ve ee, şu an doğudaki harekat yani Şeyh Said isyanını bastırma e, harekatı çok mesut bir sonuç vererek bitmiştir diyor. Bittiğini açıklıyor 26 Nisan itibariyle. Bu seferki savaş bir mefkure harbi olarak anılacaktır diyor. Yani ideoloji savaşı olarak anılacaktır diyor. Türk tarihinde askerlerimiz ilk defa olarak mefkureleri uğrunda yani idealleri e, uğrunda asil bir maksatla harp etmiş bulunuyorlar. Çok önemli. Askerlerimizin ayakları altında bir metre kar, çamur bulunmasına rağmen hasımlarına karşı koşa koşa sevine sevine gidip harp etmişlerdir diyor. Şimdi, şimdi az önce dedik ya gönüllüler vardı e, ordumuzda, seferberlik yapıldı ve Anadolu'nun her yerinden doğudaki bu isyanı bastırmak üzere koştular diyoruz ya. Bunu kim teyit ediyor? İşte o isyanda e, az önce kapağını gösterdiğimiz Hasan Hüseyin Serdinin kitabının bakın bir sayfasında ne diyor? 185. sayfa. Evet. Sivil askerlere rastladık diyor. Evet. Şu. Şu bölümde. Ne diyor bakın. Bir diyor sivil askere rastladık ve ona diyor işte sorduk. Onlar bize şöyle dediler. Diyor. Ne demişler? Anadolu'nun şehirlerindeki alanlarda, meydanlarda davul zurnalar çalındı. Seferberlik, Seferberlik ilan edildi. Anadolu'nun bütün şehirlerinde davul zurnalar çalıyor. Ve biz de ne olduğunu anlamak için bu davul zurnaları tabii gittik de demiş hmm. asker. Kalabak, kalabalıklaştığımızda biz gençler e, asker etrafımızı sararak bizi askerlik şubesine götürüp e, işlemleri yaparak bizi buraya sürdüler. Bize silah verdiler. Ancak gördüğünüz gibi biz daha sivil dolaşıyoruz. Bu tabi e, Türk karşıtı isyancılara katılmış bir adamın üslubu bu. Tabii aksi halde nasıl yani? zorla gönderdiler. <laughs> bunu. Ama <Bir> şu, <laughs> sivil askerlerin olduğu kesin. Yani henüz asker elbisesi yok. Seferberlik ilan edilmiş. Ee, ona postalda giysi verilemeden oraya gitmişler ve Atatürk'ün de dediği gibi bir metre kara bata çıka o üstlerinde tiril tiril elbiseleriyle o isyancılarla savaşmışlar. Yani sivil halk bunu sahiplenmiş <laughs> demek. Bu çok önemli. Evet. Yani halktan destek. Davul zurnalarla Seyit şey Seyit isyanını bastırmaya Anadolu'nun her yerinden davul zurnalarla İnsanlar gitmiş. seferberliğe gençlerimiz gitmişler. İşte Atatürk burada onlara ideoloji savaşı verdiler diyor. Hı hı. Çünkü cumhuriyetçilik savaşı verdiler yani. İşte budur olay. Hı hı. Şeyh Said isyanının en önemli kısmı budur. Ee, yönlerinden biri budur. Şimdi bu Şehit İstanbul'daki üstü Şehit Abdülkadir'in yargılanması söz konusu. Ee, seyit, e, seyit Abdülkadir'den sonra da Şehit ve avaneleri yargılanacaklar. Fakat işte 14 Mayıs 1925 günü e, önce büyük olan Seyyid Abdülkadir yargılanıyor. Yani Nakşibendi şeyi. Evet. Şeyhi. O, zaman, o dönemki şeyi. evet. Fakat mahkemede sürpriz bir şey var. <laughs> Mahkemedeki sürpriz şu. Bu Seyit Abdülkadir'in e, güvenilir, en güvenilir adamı olan Körsadi, Palulu Körsadi şok geçiriyor mahkemede. Çünkü kendisinin İngiliz ajanı Mr. Templeton olarak bildiği kişi bizim emniyetimizin Nizamettin adlı bir memuru. Ka karşı ispiyonaj var yani. Şok geçiriyorlar. Biz yapmışız yani. Tabii. Yani onlar İngiliz diye e, iletişim kurdukları kişi bizim emniyetimizde görevli Nizamettin Bey adlı polis memurumuz. Görevlimiz çok güzel İngilizce takliti yaparak girmiş sızmış. Sızmış ve onlarla görüşmelerini rapor etmiş. O raporlar mahkemede var değil mi o raporlar? okunuyor. Kayda yani. Tabii tabii. Yani mahkeme dosyasında <laughs> mevcut raporlar. Ne demişler İngiliz? Çok basit. Bize şu kadar para verirseniz şöyle yaparız. E, e, tamam biz e, Doğu ve Güneydoğu'yu koparırız Türkiye'den. E, fakat e, komşu devletlerle e, olacak sorunumuzda İngiltere bizim yanımızda olması şartıyla bize silah, cephane ve para vermesi şartıyla kabul etmişler e, mi hocam. <laughs> Nizamettin Bey kabul ediyor tabii. Etmiş mi? Tabii. Ya, bit, konu bitmiş <laughs> şimdi, o zaman. Zaten. <laughs> e, ve böylece böylece e, hatta denize çıkış istiyorlar bugün için önemli bir şey söyleyelim. Yani bugün için de önem taşıyan e, bir şey söyleyelim. E, Seyit Abdülkadir kurulacak e, bağımsız Kürdistan dedikleri İngiliz mandası Kürdistan'ın denize çıkışının da olmasını şart koşuyor. Falan. E, ama şart koştuğu kişi İngiliz ajanı zannediyor. Oysa ki o kişi Türk bizim e, istihbarat e, e, ajanımız. Tebrik ederiz. Bu olay bu olay e, bu mahkeme tutanakları Hah, e, onu merak da, mahkeme tutanakları yayınlanmıştır. Ee, hem de e, pek çok yayında yani pek çok değil 3-4 yayında diyelim yayınlanmıştır. Bunlardan birisi Behçet e, Cemal'in e, 1955'te basılan Şeyh Said İsyanı bay, e, adlı kitabıdır. Bu kitapta yayınlanmıştır bu e, raporlar. Bakın e, 8 Ekim 1924'te ilk rapor. Yani neye rastlıyor? Azadi örgütünün elemanlarının Kuzey Irak'ta İngilizlerle görüş e, sığındıkları dört tane subayın hı hı. ve e, şeylerin tutuklandığı içeride kalan e, eski milletvekili Yusuf Ziya ve e, Cibranlı Halit e, asker kökenli bunların tutuklandığı döneme rastlıyor. Bizim elemanımızın hı. Sızması. İstanbul'daki şeye sızması. Yalnız burada bu raporlarda en dehşet şey şu. O doğuda Şeyh Said isyan yürütürken İstanbul'daki Kürt hamalların da İstanbul'daki Seyit Abdülkadir emriyle ayaklanması ve iki ateş arasında kalması planlanıyor. Türkiye'nin bırakılması. Evet ve Vahdettin'in geri getirilmesi. Taleplerin, İngilizlerden taleplerin arasında bir tanesi de bu. Bu çok uzun. Ayrı bir program konusu bu. Ama çok ilginç. Olaydı. Çok Şimdi bu, müthiş bir şey söylüyorsunuz. Ha bunu, bunu, bunu. Yani bir Kürdistan da istiyorlar ayrı o tabii, dönemde. Tabii. Ama hilafet de gelsin diyorlar. Hilafet de gelsin diyorlar. Bunu e, Metin Toker'in kitabında Şeyh kitabında bir James Bond hikayesi gibi başlıklı bölüm bunu ayrıntılı olarak verir. Behçet Cemal'in kitabı çok da raporların kendisini içerir. Burada raporlar hakkında konuşur toker. Metin Toker. Ama raporların kendisini tam metin olarak okumak isteyenler Behçet Cemal'in kitabına başvuracaklar burada bu, kritik bu konu... olan kabul edilmesi onu da bulayalım hocam yani şimdi, dur peki dur. yani kabul edilmesi ortada dur, kalabilir dur, dur bu aynı zamanda İngiliz belgelerinde de geçiyor İngilizlerde şok Mr. Templeton konusunda bir mahkemede bu konu ortaya çıkınca tabii ki İstanbul'daki İngiliz konsolosluğu da a diyor yani zaten ilgileniyorlar konuyla a diyor şimdi burada <laughs> onlar da şaşkın durumdalar. 9 Haziran tarihli bildirdi. Bilal Şimşir İngiliz belgelerini yayınlamıştır. Bakın İngiliz belgeleriyle Türkiye'de Kürt sorunu 1924-38 Şeyh Said Ağrı ve Dersim ayaklanmaları konusundaki bütün İngiliz belgeleri bu kitapta. Bu kitapta İngiliz belgelerinde bir template'ın var. Ve bu template'ın kim, nereden çıktı onu araştırıyorlar. Burada bakın şöyle koyalım. Yani aynı konu e, buraya Mr. Templin diyor bak burada. Templi ya da Templin kim bu? O bir ajan provokatör diyor. Bizim işgal yıllarımızda e, bizimle çalıştı diyor. Şimdi tabii yıllar sonra da e, onlara çalışır görünürken bile aslında Türklere çalıştığı anlaşılıyor ortaya çıkıyor. Yani bu Şehzade isyanının böyle bir casusluk Müthiş ve yani. ajanlık yönü var. var. Bir filmlere film, konu ya. olacak bir şey. Bakın İngiliz raporlarında bu buyurun işte Türk Turkish Polis Temling Drew işte Körsade şeyin adamı onunla görüşmüş, onunla planlar yapılmış vesaire vesaire anlatıyor. Lensay de şişlerine verdiği raporda. Şimdi müthiş konu. Şimdi mesela <laughs> sanıyorum Brad Pitt'in bir filmi, son filmi bunu konu alıyor. Bir Alman ajanı çift taraflı. <laughs> Aho, neler olmuş bizde? Daha evet. beter olmuş. Tabii ama e... biz film yapamıyoruz tabii maalesef ha, bunları. Yani e, o konu çok önemli ve çok e, değişik bir konu. Şimdi tabii bizim Mr. Temple Nizamettin Bey e, Seyyid Abdülkadir'in yani Şeyh Said'in bir üstünün hı hı. E, en güvenilir adamı Körsadi ile, Palolu Körsadi ile bu planlar filan yapılırken e, yakalanmalarda Körsadi de Diyarbakır'da e, Seyit Abdülkadir ile birlikte yargılanıyor. Tabii. Körsadi kalkıp anlatılanların hepsi doğru diyor. Böylece o raporların tümü kabul edilmiş ve doğruluğu bizzat o kişiler tarafından mahkemede itiraf edilmiş oluyor. Edilmiş oluyor. Yani bizim Nizamettin'imizin Mr. Templin adıyla yaptığı iş onlar tarafından da doğrulanıyor. Evet biz ve diyor ki Körsadi ben bütün bu Templin'la görüşmelerimde e, Seyit Abdülkadir'den aldığım emirler doğrultusunda konuştum. Templin'in bana de Abdülkadir'e eğletmekten başka benim bir fonksiyonum yok diyor. Dolayısıyla İstanbul'da Kürt amalları örgütüp bir ayaklanma çıkartmak, e, Vahdettin'i tekrar geri almak, hilafeti yeniden kurmak, doğudaki e, ayaklanmayı bastıracak kuvvetleri ikiye bölüp bir kısmını İstanbul'a parçalamak e, gibi bütün bu çalışmalar mahkemede itiraf ediliyor. Denize çıkan bir Ve, e, Kürdistan istemek filan. Evet evet bunlar ee, hepsi itiraf ediliyor ve tabii ki cezaları idam. Şimdi e, son duruşma, duruşma yani Diyarbakır'da oluyor bu duruşmalar. Diyarbakır'daki bu duruşmalarda bu Seyit Abdülkadir idama mahkum, öbürü idama mahkum falan falan işte 23 Mayıs'ta idam son celse sonra yargılanacak Seyit e, Şeyh Said yargılanacak birazdan. Hı -hı. Bu ilk duruşmalar bittikten sonra idam cezaları verildikten sonra tabi bunlar idam sehpasına çıkarken yalnız şu duruşmalar halka açık. Diyarbakır e, e, Diyarbakır sinemasında yapılıyor duruşma. Çok önemli. Büyük bir sinema salonunda duruşma yapılıyor. İki sinema salonunda yıl 1925 sinema filmi çekilmekte Dikkat. Duruşmalar filme alınıyor. Bunlar önemli gelecek Var mı o film? Çıkartsınlar neredeyse o filmler. Ha var yani alınıyor. Var tabii. Bir dakika hocam çok önemli bir şey. Evet. Şu an o zaman... Duruşmalar filme alınıyor. Devletin konuşmalar, arşivinde. Tabii. Konuşmalar kayda alınıyor. zapta geçiriliyor. ve salon dolu. Yani Diyarbakır halkının gözleri önünde bu duruşmalar oluyor. Çünkü Türk mahkemeleri ha. Türk halkı ha. adına yargılama yapar. Ve açık duruşmalar. Son dönemde gördüklerimizin tersine o zaman evet. yapılmış. Mesela ha. Ergenekon davasını Tamamen kapattılar Tamamen açık. Halka. Dünyaya da açık. Tabii. Şimdi o kaydı var yani. Onu çıkarmaları e, lazım. Tabii. Şimdi bu mahkeme tutanaklarında bunlar hepsi var. Şimdi burada bu Seyyid Abdülkadir Sehpaya çıkarken bir şey söylüyor falan. Fakat Mr. Templin süsü yani sü 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 veren Nizamettin Bey e, Bey'imizin e, tuzağa düşürdüğü kör sade sehpaya çıktığında her şey doğruydu diyor. Kör sade. Biz Türkiye ihanet etmekle bu idamı bin kere hak ettik diyerek çıkıyor sehpaya. Fakat bunların içerisinde idama mahkumlardan bir diğeri Hacı Ahdi yaşasın Kürtlük diye bağırıyor sehpada. İzleyici olan Diyarbakır halkı ne diyor? Tek bir ağızdan yaşasın Cumhuriyet. Bunlar da kayıt. Diyarbakır 1925 anlattığımız sahne. Diyarbakır 2017. Şimdi, şimdi burada bunları e, bilmesi lazım genç nesillerimizin. Nereden nereye gelindiğini, ülkenin nereden nereye geldiğini ancak bunları bilerek anlayabiliriz. Onun için anlatıyorum bunları. İşte o e, başlıyor Şeyh Said'in yargılaması. Şeyh Said ve Avanes'in yargılaması ve mahkemedeki sorgu. Sorgudan birkaç şey aldım. Çarpıcı e, birkaç şey. E, mahkeme Başkanı Masar Müfit Kansu soruyor. Niçin ayaklandınız diyor. Niçin ayaklandınız? Niçin ayaklandınız sorusuna verdiği cevap. E, dinsiz din hükümleri zayıflamıştı. Gereğini yapmak istiyordum. Yüce şeriatın hükümlerini uygulamayan bir hükümete karşı ayaklanmak vaciptir. Bu bizim fıkıh kitaplarımızda yazar. Biz de bunun için kıyam ettik ve hükümete biraz olsun şeriat meselemizi anlatmak istedik. Böyle mi anlatmak istedin? Şeriat uygulamalarını teklif edecektik. Allah'ın takdiri doğrultusunda bu iş gelişti. Şeran vacip olduğu için bu kıyama ayaklanmaya katıldık. Soru, kıyamanızın sebebi nedir onu söyleyin. Şeriat meselesinde bir de Şebülür Resat, Reşat gazetesinin yazdıkları hiddetimi artırıyordu diyor. Soru. Yunan ordusu bütün memleketi İslamiyet'in merkezi İstanbul'u ayaklar altında çiğnerken cihadın farzlarını yerine o zaman niye getirmediniz? Niye, niye Yunan üzerine yürümediniz? O zaman cihad farz değil miydi? diye soruyor. Cevap. Vallahi biz de o zaman perişandık şeklinde bir cevap. Süremiz herhalde bitiyor. Bugün e, bugünküler de e, şey bitiyor. diyor. Keşke Yunan e, e, galip gelseydi. En evet. azından şeriat kaldırılmazdı diyenler evet. var içimizde. O zaman Rauf Orbay'ın e, şimdiye kadar üzerinde durulmamış bir şeyle hemen bitirelim. Yo var daha e, biraz daha hocam. Ha, bir 10 e, dakika yakınımız var. Ha iyi. Yani ha, on, o zaman o zaman değil mi arkadaşlar yanılmıyorum. Ha. İşte bu Sebilur Reşat'tan söz ediyor. Yani bu gazete beni etkiledi. Sebilur Reşat, Mehmet Akif'in uzun yıllar başyazarlığını yaptığı bir gazete. Eşref Edip Fergan tarafından yayınlanmakta o tarihte. Bunun üzerine mahkeme kışkırtıcı yayınlar yapmakta olan gazetelerin kapatılmasına karar veriyor. Bu e, yayınların e, son e, gazetelerin son nüshası işte bir tanesi bu yayınlardan e, Sebilur Reşat. Bir tanesi son telgraf. Bu Sebilur Reşat'ın son sayısı. Ma, e, Diyarbakır'daki e, e, şey Sait Yargılaması'ndan dolayı kapatılan e, şey, Sebilur Reşat gazetesinin son sayısı bu. Ne diyorlar? 5 abi? Mart. Günüm kapatılıyor. Bu e, neymiş bakalım. Tevhidi e, efkar son sayısı. İsmet Paşa e, diyor e, tedbirler çok sert tedbirler alıyor diyor. Kapatıldığı son sayıda bile İsmet Paşa'yı sertlikle suçluyor. İşte bu da son telgraf gazetesi. Bu da yargılamaların açık ve bağımsız olduğunu, sinemacıların falan filan filme aldıklarını anlatan Hakimiyeti Milliye'nin 25 Mayıs gününü sayısı. Belgesi var hepsinin anlattıklarımızın. Sonra Rauf Orbay çok ilginç bir şey söylüyor bu Şeyh Said isyanı için. Ne demiş bakalım? Şeyh Said'in daha doğrusu kendisi için çok ilginç bir şey söylüyor. Bakın, Şeyh Said denilen adam daha evvel, yıllarca evvel, yani 1914'te de devlete karşı isyan etmiş. Bunu biliyor muyduk? Bastırmaya gelen kuvvetler tarafından yakalanacağını anlayınca şurada ne yapmış biliyor musunuz? Rus konsolos halisine sığınmış. Ve birinci dünya Arifesinde Rusya hesabına çalıştığı sabit olmuş. Sabit yani mahkeme kararıyla sabit. Müseccel yani sabukalı bir mahluktu. Evet. Bu konuda Şehzade savunucularının ne diyeceğini e, tabii ki merak ediyoruz. Bütün bu söyledikleriniz konusunda ne diyecekler? Ee, tamam mı? Şeyh Said is isyanı konusunda yazılmış çok sayıda önemli çalışma var. Bu yabancıların yaptığı bir çalışma. İşte Kürt milliyetçiliğinin Şeyh Said isyanı Robert Olson. Efendim e, Martin Bornesen çok e, önemli sayılan, bütün akademisyenlerce kaynak olarak gösterilen bir çalışma bunlar. Hep Azadi örgütünün e, her şeyi yaptığını söylerler. Fakat fakat biz şunu söyleyelim hemen. Şeyh Said'in oğlu isyan bastırılırken tabii kaçar Irak'ın kuzeyine. Nereye gider? Doğru İngiliz temsilciliğine Irak'taki. Ve o temsilcilikte Türkiye'de bağımsız bir Kürdistan kurmak için çalışmak üzere İngilizlerden tekrar yardım talep eder. Bu da bu da İngiliz belgelerinde Kürdistan 1918-1958 kitabında Ahmet Mesut toplamış bu belgeleri. İşte 3 Kasım 1925 tarihli e, belgede Şeyh Said'in oğlunun yani Abdülmelik Fırat'ın ya amcasının ya e, e, babasının değil mi İngilizlere gidip e, yarım kalan ihtilalimizi tamamlayalım bize yardım edin diye Demiş. E, başvurusu var. E, 1900 bu günümüzü enterese eden bir şeyle de e, noktalıyorum. E, bitirmek istiyorum ben e, konumuzu. Yani bu, tabii bu konu bitmez ama şu. E, ...1948 1940 e, 8 yılında e, Varto Hormek aşiretinden Şerif Fırat Mehmet Şerif Fırat Doğu illeri ve Varto Tarihi kitabında ki bu kitabı e, yayınlatmak için e, karikatürist rahmetli Turan Selçuk İlhan Selçuk'un abisine başvuruyor. Bu kitabı. Onda önerdiği e, e, kendi karikatürlerini de basan matbaaya öneriyor. Böyle basılıyor. Hı -hı. O 1948'de o kitabın kapağı şöyle. Bu da 1961'de yeniden ikinci basımı devlet tarafından yapılan şeydir. Burada anlattığı şey şehzade isyanının bastırılması sırasında doğudaki Alevi aşiretlerin nakşi ayaklanmasına katılmadıkları ve tersine Türk ordusunun yanında isyanı bastırmakta çok büyük görevler yaptıklarıdır. Şimdi bu kitabı eleştiren bir kitap yani Mehmet Şerif Fırat'ın kitabını eleştiren bir kitapta Şeyh Said ayaklanmasında Varto aşiretleri ve Mehmet Şerif Fırat olayı. Şimdi bu kitapta da çok ilginç bilgiler verilmekte. Nedir o? Ee, bakın nasıl bastırmışız? Şöyle koyalım. Tespit edilebildiği kadarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde 715 aşiret, grup ve kabileden. Şeyh Said ayaklanması önde olmak üzere Cumhuriyet döneminde meydana gelen ayaklanmalara bunlardan sadece 188'inin iştirak ettiği Şeyh Said ayaklanmasına ise bölgedeki aşiretlerden sadece 50-51 tanesinin iştirak ettiği belgelenmiş. Yani yani aşiretlerimizin büyük bir kısmı ordumuzun yanında yer almış. Bu gerçeği vurgulamak bizim boynumuzun borcu, tuşkusuz. Ha, onlar ne diyor? Hain aşiretler diyorlar. Ordunun evet, yanında yer alan aşiretler. şöyle bir başlık atıyorlar. Bakın. Hain aşiretler, yurtsever aşiretler. Şehzaden'in isyanına katılanlara yurtsever aşiret diyorlar. Türk ordusunun yanında yer alanlara da hain aşiretler diyorlar. Ama isyanların bastırılmasında iki büyük faktör görüyorlar. Bir, Türk ordusunun yanında yer alan Doğu ve Güneydoğu'lu yurttaşlarımız. İki, propaganda. Propaganda neymiş? Propaganda, Hilafet kaldırılırken Seyit Bey'in, Adalet Bakanımız Seyit Bey'in mecliste yaptığı konuşmanın kitap olarak on binlerce bastırılması ve o kitapta şöyle bir sözlerin geçmesi. Bakın bu çok önemli bununla bitirebiliriz. Tabii tabii, tabii. tabii var var biraz daha var. Diyor ki efendiler Seyit Bey hilafetin kaldırılması yönünde yaptığı. Ve on binlerce basılıp dağıtılan e, konuşmasında. Efendiler kendi kendimizi aldatmayalım. Alemi İslam'ı yani İslam alemini biz hiç aldatamayız. Onların içinde birçok ulema din bilgini vardır. Kaffesi yani hepsi bugün bizden alimdirler. Kütübü İslamiye onların ellerindedir. Yani İslam kitapları ellerindedir onların. E, onlar... ...hilafeti İslamiye'nin, İslam hilafetinin ne demek olduğunu bilmezler mi? Hint uleması, dikkat, Mısır uleması, Yemen uleması, Necid uleması, Kürdistan uleması... ...halifenin Kureyş'ten olması lazım geleceğini bilmezler mi efendiler? Bu saydığım yerlerin hiçbir alimi bizim padişahlarımızın halifeliğini din noktayı nazarından kabul etmez. Dine uygun görmezler Osmanlı hilafetini bunlar diyor. Mısır'da, Hindistan'da, Kürdistan'da hilafetten bahsedildiği vakit bunun ciddi olduğuna inanıyor musunuz siz? Diyor Seyit Adalet Bakanı Seyit Bey. Meclis bravo diyor bunu hatırlattığı için. Devam ediyor Seyit Bey konuşmasına. Onların uleması hiçbir zaman bizim padişahlara halife dememiştir. Kitapları meydandadır. Dikkat! Şafiilerin yani 1925'te ayaklanacak olan Şeyh Said'in mezhebinin en muteber kitabı olan da elde dolaşmaktadır, matbudur bütün şafi medreselerinde, bütün şafi ulemasının ellerinde hürmetle, saygıyla dolaşmaktadır. Ona bakınız. Şafilerce bizim padişahlara halife denip denmeyeceğini o zaman anlarsınız. Yani demek istiyoruz ki Şeyh Said Şafi din bilgini olarak hilafet kaldırıldı diyerek ayaklanma yaptıysa bunun herhangi bir samimiyeti olamaz. Çünkü Şafiliğin en geçerli ve en saygın din kitaplarında Osmanlı hilafetinin zaten sahte hilafet olduğu yazılıdır. yazılıdır. Çok net. İşte bu içinde bu bilgiler bulunan bu konuşma 63 sayfa olarak bir kitapçık olarak bastırılıp Şeyh Said ayaklanması sırasında doğudaki halkımıza dağıtıldığı içindir ki Şeyh Said kendi propagandası çok fazla etkin olamamıştır. Demek ki propaganda da önemli ve hiçbir zaman e, hayatın her alanında e, karşıtlık vardır. Silahlı mücadeleyi esas alıp sözlü mücadeleyi ve propagandayı ihmal edemezsiniz. Çok teşekkür ederiz. Budur. Çok önemli bir noktayı bıraktınız. O dönemin kadroları hem... Silahlı mücadeleyi, hem sözlü propagandayı, hem ispyonajı, evet. hem kontr ispyonajı, her unsuru yani zaten. Nizamettin bu, Bey, Mr. Templin. Böyle becere meselerde bu Türkiye Cumhuriyeti <laughs> Devleti olur muydu hocam? Ee, o böyle bir kadro bir araya gelmez herhalde zaten. Yani çok zor gelir. Mr. Templin rolünü oynayarak o ö, örgütün amaçlarını e, anlayan Nizamettin Bey canını ortaya koyarak yaptı o çalışmayı. Teşekkür öyle. Çok o, yurttaşımıza borçluyuz. Pek çok o, olumlu hallerimiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ederim. Değerli izleyiciler bize ailen sürenin sonuna geldik. Çok sayıda e, iletiniz var. Teşekkür Hı. ederiz. E, kitapları soranlar var. E, yazarlarını soranlar var. Onlarca belge gösterdik. Yeniden izlemeniz gerekebilir. Eğer izlemek isterseniz başta hatırlattığımızı sonda daha hatırlatarak noktayı koyalım. E, Kanal B'nin internet sitesinin arşivinde veya Youtube'da biraz sonra tarihin bilinmeyen yüzü adıyla açılan resmi sayfamızda tüm programı bulabilirsiniz. Hatta e, tüm arşivimizi 26 bölümün tamamını bulabilirsiniz. Yayında ve filmde emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece geçirmenizi temenni ediyorum. Sözü yeniden Ankara'ya devrediyorum.